Öğretim ilkelerinden ekonomiklik ve etkin katılım ilkelerine bakacağız sevgili dostlar. Bunlar da artık son konularımız. Bütün detaylarına eğilmiş olacağız böylelikle. Soru olarak gelme olasılığı çok yüksek. İkisinin de hem etkin katılımı hem de ekonomiklik ilkesini çok sever ÖSYM. Etkin katılımın diğer adı neydi sevgili dostlar? Hemen onu da ekleyelim. Aktivite diye geçer. Bakın dikkat edin. Aktivite ile aktualiteyi karıştırmayın. Aktualite güncellik demek. Aktivite, aktif olma, etkin olma anlamına gelir. İş ilkesi diye de bazen ne yapılabiliyor? Karşımıza çıkabiliyor. Ekonomiklik ilkesi şunun üzerine kurgulu sevgili dostlar. Öğrenme, öğretme sürecinde her zaman için dikkat edin. Zamanın, zamanın, emeğin ve paranın yani maliyetin verimli bir şekilde ne yapılması? kullanılması üzerine ne yapar? Hareket eder ya da bunu bize önerir diyebiliriz arkadaşlar. Zamanın, emeğin ve paranın verimli bir şekilde kullanılması. Genelde burayı şöyle örgütlüyorsunuz zihninizde. Az zaman, az emek, az para şeklinde. Evet aslında doğru bir kural ama paradan kısmaktan bahsetmiyoruz. Zamandan kısmaktan bahsetmiyoruz. Ve efendim emekten kısmaktan bahsetmiyoruz. Aslında buranın doğru kullanımı bu üç ögenin verimli bir şekilde ne yapılması? Kullanılmasıdır. Yani eğer ki bunlar verimli kullanılıyorsa, zaman tuzaklarına düşmüyorsanız, işte emeğinizi boşa harcamıyorsanız, nefesinizi boşa tüketmiyorsanız, mali kaynaklarınızı boşa harcamıyorsanız ekonomik davrandığınız anlamına geliyor diyebiliriz. Buranın genel yönelimi şunun üzerine kurguludur hatırlarsınız. Bir taşla bir taşla ne vurmadır? İki kuş vurma diyorlar ama genelde ben diyorum ki çok kuş vuralım madem taş attık yani 2'de, ikide, 2'den de fazla ne yapabilir? Olabilir. Böyle bir vurgu. Genel çerçevede bu kalıbı da ezberlediğinizi gözlemliyorum. Taş ve kuş. Burada asıl sorun şudur sevgili dostlar. Taş ne? Kuş ne? Değil mi? Bunun cevabını bulmamızda fayda var. Şimdi taş dediğimiz şey ve kuş dediğimiz şeylere bakalım. Taş dediğimiz şey şu sevgili arkadaşlarım. Öğretmenlerin kullandığı neler? Yöntemler. Bakın dikkat edin. Öğretmenin kullandığı yöntem. Öğretmenin kullandığı neler? Teknikler. Ya da öğretmenin kullandığı neler? Materyaller. Değil mi? Genel çerçevede taş dediğimiz şey öğretmenin düzenlediği aslında neler olabilir? Etkinlikler olarak karşımıza ne yapar arkadaşım? Çıkar. Yani benim dramatizasyon etkinliğini kullanmam, beyin fırtınası etkinliğini kullanmam, bir kabartma harita kullanmam vesaire Bunların hepsi bir taş olarak karşıma çıkar. Kuş ise şu. Bizim bu yöntem, teknik, materyal yani genel anlamda düzenlediğimiz etkinliklerle öğrencide edindirdiğimiz, öğrenciye edindirdiğimiz beceriler ya da programda yer alan kazanım ya da hedeflerin gerçekleştirilme düzeyi. Yani bir etkinlikle birden fazla etkin birden fazla kazanımı gerçekleştirmiş olman ya da bir etkinlikle öğrencide birden fazla beceri alanını geliştirmiş olman ya da aynı şekilde öğrencilere bilginin ya da birden fazla konunun ne yapılmış olması edindirilmiş olması. Yani genel çerçevede aslında kuş dediğimiz şeyi de ne olarak almamızda fayda var? Öğrenme sürecinin sonunda erişilen öğrenme ürünleri olarak almamızda fayda var. Yani bizden istenen şey şu aslında. Bizim etkinlikler aracılığıyla, etkinlikler aracılığıyla eş zamanlı olarak birden fazla kazanıma, birden fazla hedefe, birden fazla beceriye, birden fazla bilgiyi öğrenciye edindiriyor olmamızda yine ekonomiklik ilkesiyle nedir? İlişkilidir. Mesela bir dramatizasyon etkinliği ile öğrencideki, bilişsel, duysal ve motor becerilerin geliştirilmesi. Yine aynı şekilde gezi etkinliğiyle mesela öğrencide birden fazla kazanımın ne yapılması gerçekleştirilmesi gibi temel vurgular ekonomiklikle ilişkili. Burada çok dikkat etmen gereken bir ifade var. Bazen burada büyük hatalar yapıyorsunuz. Mesela biraz önce verdiğim örnekten aklınızda da bir soru işareti doğmuş olabilir. Gezi dedim mesela. Gezi deyince aklımızda genel çerçevede uygulama sürecinde maliyetli, zahmetli bir etkinlik geliyor değil mi aklınıza? Evet doğrudur. Bunda hiç itirazımız yok. Ama öğrenciyi geziye götürdüğünüzde, bakın dikkat edin geziye götürdüğünüzde öğrenmeler daha kalıcı hale gelecek mi? Evet. Mesela birden fazla beceri alanını öğrenci edindirmiş olacak mıyız? Evet. Aynı şekilde gezi etkinliğinde birden fazla konuyu öğrenciye edindirmiş olacak mıyız? Evet. Aslında şöyle bir şey. Gezi uygulamada ekonomik görünmeyen gezi etkinlik bazında öğrenciye kazandırdıkları bazında bir anda neye dönüştü? Etkinlik anlamında e, ekonomik ilki ekonomik olmaya dönüştü diyebiliriz. Yani soru bazen sizden taşa bakmanızı, bazen ise kuşa bakmanızı ister. Mesela proje etkinliği de uzun zaman alıcıdır. Ekonomik değildir zaman alıcı olmasından ya da uygulama süreci açısından. Ama bize eğer ki soruda öğrenciye kazandırdıkları açısından soruyorsa onu ekonomik, ekonomik olarak almamızda herhangi bir sakınca yoktur. Soruyu doğru okuyup doğru kurgulayıp hareket etmenizde hep fayda var. Şuna çok dikkat etmeniz lazım. Çok riskli bir soru çünkü bu tipler. Taşı mı sorar kuşu mu sorar? Taşa mı bakmanı istiyor? Kuşa mı bakmanı istiyor? Bu algıyı oturttuğunuzda ekonomiklik soruları bizi hiçbir zaman yanıltmaz. Genel itibariyle kolay görünür ama bu ifadeler üzerinden ya da bu bağlamda sorular gelirse bizi aşırı derecede zorlayabilir. Anlamlandırmakta da zorlanabiliriz. Buna çok dikkat edin. Bir de ekonomiklik ilkesinin çok önemli bir boyutu, çok değinilmeyen, sizin de çok dikkat etmediğiniz bir boyutu var sevgili arkadaşlar. Aslında burada şuna dikkat edin. Es zamanlı olarak birden fazla öğrenme ürünü gerçekleştiriyoruz. Bizim plan dışında, planladığımız etkinlikler dışında, planlamadığımız şeyleri de öğrencilerin öğrenmesi yine ekonomiklikle nedir arkadaşlar açıklanır. Yani örtük olarak öğrendiği, hedeflenmeyen öğrenme ürünlerini de ne olarak almanız gerekiyor? Yine ekonomiklik ilkesi bazında almanızda fayda var. Çünkü öğretmen onları ne yapmamış? Planlamamış ama bir bakıyoruz ki çocuk onları ne yaptı? Edindi. Yani o becerileri edinmiş olması da yine ekonomiklik ilkesiyle nedir? İlişkilidir. Yani sadece az zaman az emek az para üzerinden yorumlarsanız bazı soru tipleri gelebilme ihtimali olan bazı soru tipleri ekonomiklik ilkesiyle ilgili ki bizi gerçekten ne yapabilir zorlayabilir. Şu son yaptığım yorumları asla unutmazsanız herhangi bir problem herhangi bir sorun yaşamazsınız. Zaten soru içerisinde ya da öncülde zamanın az Emeğin az, paranın az kullanıldığından bahsediyorsa gidip onu ekonomiklik yapmak zorundasın yani. Bu çok basit bir soru olur. Zaten şunları özellikle son yaptığım yorumları bilirsen her soruyu daha rahat çözümleyebiliriz. Gelelim etkin katılım ilkesine. Diğer adıyla neydi? Aktivite. Bunu da neyle karıştırmıyordun? Aktüaliteyle karıştırmıyorsun. O güncellik bu aktivite. İş ilkesi diye de ne yapıyor? Geçiyor. Etkin katılım demek sevgili dostlarım, öğrencilerin öğrenme sürecinde öğrenme sürecinde çeşitli yollarla somut deneyim kazanması gerektiğini vurgular. Öğretmenlerden beklenen şey de her zaman şudur öğretmenlerin öğrencilerin somut deneyim kazanacağı yani yaparak yaşayarak öğreneceği etkinlikler düzenlemesi bizden her zaman ne yapar beklenir ve de istenir sevgili arkadaşlar. Yani etkin katılım ilkesini sen ne olarak algılayabilirsin? Yaparak yaşayarak öğrenme olarak da alabilirsin. Bu yüzden öğretmenlerin yapması gerekenler nelerdir? Şu bilgiyi asla unutmamanı istiyoruz öğretmenin sadece proje etkinliği düzenlemesi değil bakınız şu çok önemlidir. Mesela öğrencinin somut deneyim kazanması için öğrenciyi planlama sürecine, öğrenciyi uygulama sürecine yani planladığımız etkinliklerin uygulanması sürecine ve aynı şekilde uygulama sonuçlarının, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi sürecine aktif bir şekilde ne yapmamız gerekiyor? Katmamız gerekiyor. Hatta burada şöyle bir vurgu da var. Bireye bu sorumluluğu ne yapmamız lazım sevgili dostlar? Vermemiz gerekiyor ki etkin ne yapabilsin, katılabilsin. Planlama sürecinde aktif olacak, uygulama sürecinde aktif olacak, değerlendirme sürecinde aktif olacak. Yani sürecin başından sonuna öğrencinin aktivitesini ya da etkin katılımını istediğimizde süreçte daha etkili öğrenmeler gerçekleştirdiğini söyleyebiliyoruz. Bunun için neler yapılabilir? Mesela sevgili dostlar, dikkat ediniz. Proje etkinlikleri kullanılabilir. Deney etkinlikleri kullanılabilir. Simülasyon etkinlikleri ne yapılabilir? Kullanılabilir. Veyahut sevgili dostlarım istasyon etkinlikleri ne yapılabilir? Kullanılabilir. Yine aynı şekilde dramatizasyon etkinlikleri ne yapılabilir? Kullanılabilir. Ya da ileride konuşacağız aktif öğrenme yaklaşımı doğrudan bununla da ilişkilidir. Aktif öğrenme teknikleri dediğimiz işte kar topudur, efendim beyin fırtınasıdır, altı şapkadır gibi tekniklerden, geziden, gözlemden ne yapılabilir? Yararlanılabilir. Bu etkinlikler aracılığıyla öğrenciler sürekli somut deneyim kazanacak. Yaparak, yaşayarak öğrenecek ve öğrenme daha kalıcı, daha etkili hale ne yapacaktır arkadaşlarım? Dönüşecektir. Temel mantığı hep bunun üzerine kurgulu. Şimdi biraz ezberciler üzerinden konuşacağız. Değil mi? Diyeceksiniz ki buradaki yazılan etkinlikler üzerinden. E hocam sen bu deneyi açıklıkta da söyledin. E hocam sen bu dramatizasyonu Bütünlükte de söyledin. Hatta açıklıkta da vardı. Efendim istasyon proje hepsinde kurgulanabilir, değil mi? İşte burada şuna bakmamız gerekiyor sevgili dostlar. Bir öğretmen yani bu tip bir bağlamdan hareket ederseniz sorular gerçekten bizi zorlar. Bunu hiç yapmayın. Bir öğretmen bunların için kullanmış. Mesela simülasyon etkinliğini öğrenciler somut deneyim kazansın diye kullanıyorsa cevap etkin katılım olur. Ama simülasyon etkinliğini öğrenme konusuyla yüz yüze getirmek, öğrenme konusunu daha açık hale getirmek için kullanıyorsa cevap ne olur? Açıklık olur. Simülasyon etkinliğini günlük yaşam problemini çözmek üzerine kullanıyorsa cevap hayatiliğe gider simülasyon etkinliğiyle öğrencilerin daha iyi öğreneceğini düşünüyorsa, öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alınarak hareket ediyorsa cevap bu kez öğrenciye göreliye ne yapar? Gider. Yani cevap süreklilikle ne yapar arkadaşlar? Değişir. Burada bahsin ettiğimiz şekilde yani şu kavram şu, bu kavram bu, bu bilgiyi görünce bu gibi bir şeyden hareket ederek soru ne yapılmaz arkadaşlar? Çözülmez. Ha, belirli soruları çözebilirsiniz ama hepsini çözemezsiniz. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da proje üzerinden de yapılandırabiliriz aynı şey projede eğer ki öğrenciler yaparak yaşayarak öğrensin, somut deneyim kazansınlar diye vurguluyorsa, temel vurgusu buysa cevap etkin katılımdır. Proje üzerinden çok çok yönlü gelişim vurgusu yapıyorsa cevap bütünlüğe gidebilir. Yine proje üzerinden günlük yaşam problemlerinin çözülmesinden bahsediyorsa cevap bu kez hayat diye gidebilir. Efendim mantıksal matematiksel zekası baskın öğrenciler için proje etkinliklerini tercih ediyorsa cevap öğrenciye göreliğe gidebilir. Programda yer alan bir kazanımın en ideal şekilde öğretiminin projeyle gerçekleşebileceği için öğretmen proje seçiyorsa o zaman hedefe görelik ilkesine gidebilir. Yani genel çerçevede her zaman öğretmenin düzenlediği etkinliğin amacının ne olduğuna bakmanız sizi her zaman doğru cevaba götürecektir. Yani bizim sorumuz şu amaç ne? Bu öğretmen bunu niçin yapmış? Bu öğretmen bunu niçin yapmış? Bunun cevabını verdikten sonra bahsettiğimiz bütün ilkeler Net bir şekilde açıya ne yapacaktır arkadaşlar çıkacaktır. Genel çerçevesi bu lütfen unutulmasın. Bir de ekstra olarak sevgili dostlarım ekstra olarak şuraya bir not almanızı isteyeceğim. Bunlar normalde benim kapsamımda yok. Yani video ders notumuzda da, konu anlatımımızda da, kitabımızda yer almıyor. Ama bazı kaynaklarda karşı karşılaşacağınız iki tane daha kavram var. Bunlardan kısa bir şekilde bahsetmem gerekiyor. Neden bahsetmediğimizi de en son konuşacağız. Şöyle bir ilkeyle karşılaşacaksınız mesela. Bazı yayınlar ve bazı kaynaklarda. Nedir o? Bilginin güvence altına alınması diye bir ilkeyle karşılaşırsanız. O şundan bahsedecek sevgili dostlar size bilginin güvence altına alınması. Yani öğrenciye bilgiyi aktaralım. Öğrenci bu bilgiyi kuşaklar arasında ne yapsın? Taşısın ve böylelikle bilginin nesiller arasında ilerlemesi ne yapsın? Gerçekleşsin. Ve bunu sağlarken de daha çok neyi ön plana çıkacak? evrensel bilginin ya da evrensel doğruların öğrenciye ne yapılması sevgili arkadaşlar kazandırılması üzerinden hareket eder. Bu da genelde evrensel bilgi ve doğrular her zaman nedir sevgili arkadaşlarım? Nesnel bilgilerden oluşur. Ve burada şunu söyler size. Çocuğun işine yarasın ya da yaramasın öğrencilere her bilgiyi ne yapalım? Kazandıralım. Peki bu hangi konuştuğumuz hangi ilkeye aykırı? hayatilik ilkesine. Doğal olarak çağdaş bir ilke değil ve daha çok hangi eğitim felsefesi içerisinde kendisini gösteriyor? Esasici eğitim felsefesinde kendisini gösteriyor. ÖSYM'nin kapsamında olmayacaktır. Çünkü ÖSYM öğretim ilkelerini, en azından öğretim ilkelerini hep çağdaş anlayış perspektifinden yapılandırır. Bir diğer ilkemiz ise şu. Bununla da karşılaşacaksınız. Sosyallik ya da bir diğer adıyla nedir? Otoriteye itaat otoriteye itaat ve özgürlük ilkesi olarak ne yapar? Geçer. Otoriteye itaat ve özgürlük ilkesi. Bunun da temelinde yatan şey şudur sevgili arkadaşlarım. Öğrencilerin, öğrencilerin, bireylerin sosyal uyumlarının gerçekleştirilmesi, sosyal uyumlarının gerçekleştirilmesi, kendilerini kontrol edebilmeleri, sosyal kontrollerinin sağlanması. Aynı şekilde toplumun bireyden beklentilerinin eğitim yoluyla ne yapılması? karşılanması gibi ifadeleri merkeze alacaktır. Ki zaten buradaki bahsettiği otorite toplum, özgürlük ise bireyin bu otoriteye, bu toplumsal koşullara ne kadar uyum sağladığı ile ilişkili. Yani uyum sağla, özgürsün. Otorite ne diyorsa onu yap. Bunu da biz nerede görüyoruz genelde sevgili arkadaşlarım? Yine esasici eğitim felsefesinde görüyoruz. Çünkü esasici eğitim felsefesinde hatırlarsan, yine toplumsal beklentileri karşılayacak, bireyin çevreye uyumunu sağlayacak, aynı şekilde, aynı şekilde e, toplum kü kültürel aktarımın gerçekleştirilmesini sağlayacak bir yapıdan hareket eder. Bu iki ilke geleneksel anlayışın bir ürünüdür. Doğal olarak ÖSYM'nin kapsamında yer almaz ama bazı yayın ve kaynaklarda karşılaşacaksın. Bu yüzden bunları da bilmende fayda var. En azından şunu halletmiş olacağız. Yani stratejimiz temelde bu çünkü karşılaştığınız her kavramla ilgili bir bilginiz olsun. Soruyla ilgili genel çerçeveyi çizin ve bu kavramı da bilmiyorum diye bir özgüven düşüklüğü ya da bir özgüven problemi yaşamayın sevgili dostlar. Öğretim ilkeleri konularımız bunlardı. Sevgiler, selamlar.